Herkese günaydın. Biz uyanır uyanmaz hazırlandık, annemlere geldik. Dün akşam o yüzden buraya geldik. Çocukların magnetleri burada. Gel. Look here, this is the shade. Come and play here. Burada pek gölgelik yok. Şu küçük bir gölge alanı var. Dedim gelin burada oynayın. Derin buraya gel, gölgeye gel. Çünkü güneş başına geçer. Ondan sonra oğluşuma da şey yaptım, küçük oğluşuma muz ve yumurtalı omlet yaptım. Ben de vanilya muz kokuyor. Oh aşkım. Ondan sonra bununla verdim. Sabah bayağı içti bunun içinde. Diğer biberon da içmedi. O yüzden sanırım bu. Şöyle. Nasıl yiyor mu? Aşkım sen de yiyeceksin. Eline bir parça ver miskin, belki yer öyle. Ama şey yerde. Yani ne? Veririm dedi. Ha evet. Bir tane şey var, almam lazım. Böyle oturtmalı ama yerden oturtmalı, yani masa gibi. Çocuğu içine oturtturuyorsun. Şöyle bir yere bulduğumda fotoğrafını da koyarım. O çok iyi. Ondan bir tane sipariş vermem lazım Amazon'la. Hani böyle tutmuyorsun, oturuyor. Önünde masası da oluyor. Yemek masası gibi. Hatta şimdi hemen sipariş vereyim. Telefonum nerede? Alayım. Şey Argos'tan mı diyorsun? Yo şeyden, Amazon'dan. Hemen gelir yarın. Yeah. Ondan sonra bu emziği de tuttu. Merak edenler olursa. Demek ki bir önceki de böyleymiş. Şöyle yuvarlak uçluyu seviyor. Bir tarafı böyle yamuk olduğunda hoşuna gitmiyor. Böyle seviyor. Aferin kızım. Kızım sabah uyandı. Abi diye beni mahvetti yani sabah. Bak burası esiyor, güzel oldu. Yutuyor. Ezi yapayım eve. Ha? Yutuyor. Biraz hafif çiğniyor, yutun bir şey değil. Aşkım sen mama yiyorsun. Olma, biraz da porridge alsam sabahları porridge veririm sütümle karışık. Bak bebi mama yiyor. Sen de mi yiyeceksin? Tamam hadi yiyelim kızım da yesin, bir tane tadına bak. Tadına bak. Ben biliyorum yemeyeceğini. Muzlu. Maşallah değil mi? Daha şey tükürmedi hiç. Annem. Yavaş yavaş daha da alışıyor. Bugün 4 gün oldu mu? 4. gün. 5. gün de olabilir. Alışıyor yavaş yavaş. Ari hatırlamıyor musun ne yapıyordu? Hiç çiğnemeden yutuyordu. Demek ki sevdi bak bunu. Bunu ilk yaptım, verdim. Daha da yapmadım, şimdi bir daha nasıl yaptım. Nasıl yaptın ki ne bu muzlu yumurtayı? Normal muzu şey çatalla ez üstüne bir tane yumurta koy, karışır çırp. İkisini birlikte çırp. Ondan sonra ver. Ay tamam. Şimdi buna alışınca başka bir şeyler de ekleyebilirim içine. Oy kurban olayım. Seni acıttın devran. Yiyor. Aşağıda. İçeride televizyon aç. Ben de Miskin'le şey bakıyorduk. Bahçeye böyle oturmalı masa grubu falan bakıyorduk da. Bu dönemde her şey bulmak imkansız. Şeyde yok, stoklarda yok yani. Gel. Sen televizyonu açtın. Derin de hala pijamalarla. Dam. İyi dam. Bak ben burada mami devranı istiyor. Baby devran. Söyle baby devran. Baby an an an. Baby an an. Oh, you're so cute. Mommy's gonna still do some workout. O kimin telefonu? Evet. Hı? Hey, alo. Kimin alo? Evet, hayır. Teyze mi alo? Ne? Ben ama yengeyim, ne teyzesi? Ya. Ya. Kim o? Kim o? Hey, alo. Kim o? Ne, alo. O senin alo değil ki. Alo ne demek? Telefon. Al devran.
koy, kurban olayım. Aferin oğlum ha. Bunu da güzel çekti oğlum. Ye, şişecek. Elin dondurma niye? Birlikte oynayalım aşkım. Havuz aldık, kurduk. Sonra birden yağmur atıştırdı. Yine yanıyor burası. Şuraya koydum. Arya'nın üstünü değiştirdim. Dondurma zamanı. Dur. Bana bulaşma çünkü dondurma yiyorsun. Kemal geldi. Çalışıyor arkada. Ay burası var ya, basıyoruz ama böyle şey çok sıcak. Thank you. Thank you aşkım. Tipi. I do. Sen ne yapıyorsun orada? Ben size şey getirdim. Kıyafet falan getirdim. Dedim burada bahçede çalışırım. Spor yaparım ama o kadar sıcak ki şu an hiç halim yok yani yapmaya. Çok sıcak gerçekten de. Bir keyif yapıyoruz yani. Sürekli elimde ıslak mendille dolaşıyorum. Arya dondurma yiyince her tarafı dağıtıyor. Arya, ağzını sil. Good girl. Havuzu yine kuralım mı? But mommy, listen to me. Put some more water this time, okay? Tamam. Acayip sıcak biraz. Look. Benim eve gelen camcı geldi. Camları dıştan sildi. Çünkü annem geçen pazar temizlik yaptı ama dur Arya dur. Adam. Camcı. Dur Arya. Geldi. Annem dıştan sildi ama dedi ellerimiz tam yetişmedi. I look like a grandpa. Yapma aşkım, üstünüzü dağıtmayın. Ondan sonra geldi. Sildi, etti. Şurayı falan da sildi. Buralara yapılmıştı zaten ama dün çocuklar hep yine burada el çabuk kirleniyor çocuklu olunca. İster küçük yer olsun, ister büyük ev, ister oyuncaklı olsun, ister oyuncaklı olmasın. Yine çocukların olduğu her yerde bir dağınıklık oluyor yani. O yüzden alıştık artık duruma. Yani yok ben çocuğun eline bir şey vermeyeyim de şey yapmasın da, kirletmesin de. Yani yine bir şekilde kirleniyor. Yes aşkım. No, ver onu, al onu çöpe at. Bunu da at çöpe. Al ikisini de çöpe at. Aferin oğluma. Ali dondurmayı sen mi yiyorsun? Çocuğum etrafındakiler mi yiyor? Ben anlamadım ki. Biz yemeğe başlıyoruz. Mangal yapacağız. Kasaba gittim, eti aldım, bize uğradım. Oradan da mangal aldım, geldim eve. Çocukların karnını doyurup taze fasulye vardı, verdik. Şimdi yemek zamanı. Da ben niye fasulye sanmadım benim. Annem de geldi, etleri. Anne, önemli bir şey unuttum, zeytinyağı. Zaten benim gideceğimi de unutmuştum. Şu kendini unutmadan kaldı. Sen ne yapalım? Ha? Sıvı yağ kullanalım. Tamam o zaman sıvı yağ kullanalım. Okay. Okay. Bugün var ya çocuklar o kadar iyi bahçenin tadını çıkardı ki anlatamam. Suyla oynadılar, koştular, geldiler. Arya uyumadı. O yüzden bayağı bir akşam çekeceğim yani. O kahvelik başka geri kalan bütün her şey senin annen. Ben hiçbirine dokunmadım. Okay. Zaten etler de iyi. Tamam. Etlere nasıl sadece yağla tuz mu koyayım? Değil mi? Sağda olsun. Efendim hangi et? Ne yapacaksın? Dur ben bakayım. Yani kafanıza göre yapın. Yok. Böyle güzel işte. Sağda yapayım mı? Tuz, yağ. Yağ koyma. Yağ koymayın. İşte sadece tuz. Sadece tuz. Biraz tuz, biraz biber. Ne biberi? Pul biber. Emin misin? Evet. Yağ koymasam yanmaz mı? Yok.
ederim. Şu birkaç gündür hiç video çekemedim. Yani doğru düzgün vlog çekemiyorum. Kalabalık olunca insan çekemiyor. Bir de güneşin tadını falan çıkardık. Çocuklarla oynadık falan derken. Saat geçiyor. Video çekemiyoruz. Etler oldu. Hayır. Atay. Buraya indirdim. Seyit mangalı yapıyor. Thank you very much. Excuse me, no hitting. Akay geldi. Ben hepimiz oturduk şöyle bahçede. Yemeğe başlayalım arkadaşlar. Hı? Ekmeksiz yenir mi? Tabii ki yenir. Böyle bandırma. Ekmeksiz diyor da. Ekmeksiz. Tabii ki ekmeksiz yiyeceğiz döne. Tabii ki. Bu yemekle ekmek mi gider? How do you feel about not having? Oh, how do you know I'm not? Kamera arkasında ekmek yersin, çekerim, koyarım. Ufak bir şey yiyebilirim arkadaşlar. Kaldır. Ezgi abla. Ha. Küçük değil mi? Ne? Yapacak bir şey yok, burasılarsın ıslandı. Okay. Bir şey diyeceğim anne. O çocuğu kendine doğru çeksene. Ben güneşe gelmesin diye. Sağ olun. Hadi diyemez sağ Akay. Akay. Olmaz ya. Hayır, hayır. Arkadaşlar gurur duyabilirsiniz. Bol salatalı yedim. Ekmek yemedim. Sadece şöyle ucundan biraz kırptım ki hani ne derler, nefsim körelsin. O kadar yani. Sadece bir parçasını şöyle aldım. Yemeğimizi yedik. Baran da hep bana takıntılı zaten. Yağmur yağıyor ama biz yağmurların altında yemek yiyoruz. Evet, ne güzel oluyor. Devran'ım orada. Bu et ona size yeter herhalde. Bir sürü et var anne ya. Sinesin sağ. Rozan üstüne aradı ye. Tamam, just laughing. She goes, bye bye. Bye bye. It's the one. They're in. Stop it, she's eating my cake. Do you want me to take off you? Babe. Abby, she's not vlogging. These cookies. That's not yours, that's different. Abby, why don't you start vlogging? I should maybe. It is takip nice. Edin. At KB Daddy, IT Consultants. Daddy. But I'm not eating. IT consultant. You don't cook. Who's that? Who's that? Gonna post it. Who's that? That don't cook. Ben çekiyorum. Ne koyma, sakın bunu koyma. Herkese günaydın arkadaşlar. Herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben uyanır uyanmaz dünden çamaşır atmıştım makinaya. Kurutmam maalesef dün çalışmamış. Bilerek gece çalışmak istedim ama çalışmamış. O yüzden sabah çalıştırdım. Bir postayı sabah katladım burada. Şimdi onları yerleştireceğim. Bir postayı attım kurutmaya. Son postam da çamaşır makinesinde çalışıyor. Siyahlar. Çamaşır maalesef yine bitmiyor arkadaşlar. Bir iki şey lekeli kalmış. O yüzden bunlara vaniş koyup bekleteceğim. Sanırım tatlı patates çıkmamış. Ama Arya'nın üstünde de bir leke var. Bunu çözemedim. Bu neyden kalma bilmiyorum. Emin olamadım ama vaniş koyacağım. Umarım çıkar. Çıkmazsa da ne yaparım bilmiyorum. Yine şey yaparım, giydiririm. Ama ne yaparım bilmiyorum. Bugün dünürlere gideceğiz. Mizgin'in annesiyle gideceğiz. Ama aradım beni. Bakıyorum. Aramamış. Kahvaltıya oraya gidecektik. Saat şu an zaten ona geliyor. Ben bir çamaşırları yerleştireyim. Ondan sonra Devran'ı uyuttum. Uykusuna ona bir muz verdim. Yumurta kalmamıştı evde. Ve biraz ona
yulaf tarzı bir şey almam lazım. Bebek yulafı. Yani evdeki yulafla kendi sütümle de yapabilirim ama ilk başta diyorum bu bebekler için özel satılan Aptamil mamaları var. Ondan alıp bir de sanırım yanı sıra sütümden hariç porridge hazırlarken yani yulaf hazırlarken Aptamil vermeyi düşünüyorum. Aslında çok kararsızım, çok gidip geliyorum. Bir yanda vicdan yapıyorum, diğerlerini işte bir sene emzirdim. Hiç şey vermedim, Aptamil vermedim. Yani ek başka bir süt vermedim. Bir diyorum sabret. Bir diyorum ki belki yetersiz oluyor sütüm. Gidip geliyorum ama sonra çişini iyi yapıyor, kakasını iyi yapıyor diyorum. Hani sütün demek yetiyor ki yapıyor. Bilmiyorum, çok gidip geliyorum ama en azından diyorum ki hani süt sağma makinesi de var bende. Onu da kullanabilirim. Yulaf falan hazırlarken. Ama diyorum kendimi çok böyle sıkmamam gerekiyor belki de. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? 50-50'deyim yani. Versem mi vermesem bilmiyorum. Bu arada tırnağım bir tanesi kırıldı. O yüzden hepsini keseceğim. Uzun tırnaklarla maalesef 3 çocuklu anne ve ev işleri olmuyor. Çabuk kırılıyor. O yüzden hepsini keseceğim. Ojeleri de çıkartacağım. Şunları bir yerleştireyim. Çocukları hazırlayayım. Kendimi hazırlayayım. Ondan sonra da bir şeyler yaparız artık. Bu arada diyetimi hala merak edenler var arkadaşlar. Ben 10 kısa bir bilgi vereyim. Çünkü biliyorsunuz vloglarda sürekli bunu bahsetmek istemiyorum ama 16 Nisan'da başladım. Hatta benim şeyde yazıyor sürekli böyle not tutuyorum. Şöyle göstereyim. Benim burada notlarım var. Bakın bu Nisan, Mayıs, Haziran. Pembeler yaptığım sporlar, ondan sonra turuncular verdiğim aralar ve de üstteki mor gün, yeşil ise kendim tarttığım şeyler. Ben 16 Nisan'da başladım ve hala devam ediyorum. Haziran'da pek aktif geçmedi. Şunlar hep ara verdiğim ve yediğim zamanlar. Ondan sonra tekrar başladım. Yani biraz böyle ilginç gidiyor ama güncel kilom son 3 gündür hala aynı çünkü regal dönemindeyim. Asar tartılmaması gerekiyor biliyorsunuz o dönemde ama ben öyleyim, bir cinsim yani. Her gün illaki göreceğim o rakamları. O yüzden 3 gündür tartıyorum, hala aynıyım yani 70.7'yim. Sporumu da son 3 gündür yapmıyorum çünkü en son komşum şikayet etti. Dedi normalde şikayet etmem biliyorsunuz ama çok ses geliyordu. O yüzden daha çok artık clavitine yönelmek istiyorum çünkü onunki pek hoplamalı zıplamalı değil. Bakalım öyle onu da söyleyeyim dedim. Yani hala devam ediyorum arkadaşlar. Yememeye çalışıyorum, yemiyorum. İstikrarlı da durmaya çalışıyorum. Azimli olmaya çalışıyorum. Hepinize teşekkür ederim, yazıyorsunuz bunu. Öyle, şimdi fazla uzatmayayım lafı. Bugün güzel bir gün olacak inşallah. Hava böyle boğuk gibi görünüyor. Boğuk? Boğuk? Hava böyle bulanık gibi görünüyor ama aslında çok sıcak. Devran uyanmadan bir ev işlerimi bitireyim. Ondan sonra artık yine konuşuruz belki de. Böyle arkadaşlar. Günler geçiyor. Siz neler yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Vallahi yani günler akıp gidiyor. Bu arada Özge doğum yaptı. Bunu ben sosyal Instagram'da paylaşmıştım. Özge doğum yaptı. Sağlıklı çocuğunu kucağına aldı. Onun videosu da yayında. İzlemek isteyen, merak edenler varsa buraya koyuyorum. Bu arada iki tane daha kanal önereceğim hemen şimdi. Çünkü arkadaşlarım benim. O yüzden önermek istiyorum. Birkaç tane kanal önermek istiyorum arkadaşlar. Özge'nin Dünyası zaten biliyorsunuz benim kuzenim ve uzun yıllardır sürekli videolarımda olan, son bir senedir de kendi video yapan bir insan. Özge'nin Dünyası'nı takip edebilirsiniz. Yeni doğum yaptı 3. bebeğine. Merak edenler kanalına tıklayabilir. Ondan sonra Özge Taş var. Bu da benim yakından, ya çok yakın değiliz ama çok sevdiğim bir arkadaşım. Benim eşimin arkadaşının eşi oluyor. O yüzden çok iyi bir insan. Onun da kendi kanalı var. Özge Taş diye. Yine ekliyorum buraya. Bakabilirsiniz. Evli, çocuksuz ve gün içinde bazen vlog yapıyor. Bazen işte tarif paylaşıyor. Bazen bakım paylaşıyor. Merak edenler oraya da bakabilir. Ve benim arkadaşım Sevgi var. Sevgi de alerjik çocuklar. Kendisinin
İki tane çocuğu var. Bir tanesi ikinci doğan. Alerjik doğdu. Alerjik bir bebek. Ve çok zor durumlar geçirdi beslenme konusunda. O yüzden o da özel tarifler paylaşıyor. Alerjik çocuklu olan annelere özellikle söylüyorum. Eğer merak ediyorsanız oraya tıklayabilirsiniz, buraya bakabilirsiniz. Hepsi bu bahsettiklerim çok tatlı insanlar. O yüzden hemen gidin kanallarına bakın. Benim adıma da selam yollayın yorumlara. Eskiden geldik derseniz de çok 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 sevinirim arkadaşlar. Öyle. Şimdi işe devam.